Kayda geçsine devam ediyoruz. Bugün elbette trafik harbi yoğun. Çünkü hem işin muhatapları çok konuştu. Bu yönde hem olumlu mesajlar da var. Tepkilerin geldiğini de görüyoruz. Diğer yönüyle aslında. Çünkü bugün elbette Feyza Altun, Timur Soykan, Murat Arel, Ozan Gündoğdu daha az konuştu. Bu bölümden itibaren özel dosyalar, sunumlar, ihtimaller hep birlikte de daha çok stüdyo odaklı gitmeye başlayacağız. Birazdan da aramızda olacak isimler var. Onlardan biri Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı birkaç soruyu cevaplandıracak. Yine keza elbette görüşlerine başvuracağımız siyaset bilimci Profesör Ali Çarkoğlu da bizlerle birlikte. Bir hoş geldiniz demek isterim. Sayın Çarkoğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi birçok siyasetçiyi dinledik. Bugün biraz da çıkarım yapalım. Bu çıkarımlardan işte saldırı gündemi var, militan tartışması var. Var da var. Tüm bunların ardından bir de çok değinmedi önceki konuklarımız ama Cumhurbaşkanı Erdoğan arka arkaya işte gıda çözümleri konusunda bir çözüm ortaya koyacağım dedi. Bu konuda Ozan Gündoğdu bir sunum hazırladı, ona da geçeceğiz. Ama şöyle de bir durum var. Hem online hem de gerçek miting çok görmeye başladık. Nereye gidiyor bu durum? Ekonomiyi çözüp bir seçim hikayesi yaratmak mümkün mü şeklinde çok soru gelmiş. Ya aslında şöyle, bir şekilde Erdoğan'ın sahaya inme ihtiyacı var. Ve aslında deprem bölgesinde son sahaya indiğinde gördüğümüzde de parlak bir durum yok. Yani ben böyle bir miting ya da böyle bir karşılama Erdoğan'a yönelik daha önce görmedim. 1000 kişinin altında olduğunu düşünüyorum o topluluğun ki Erdoğan mitingi için son derece... Sayın Öztürk söyledi, 350-400 kişi dedi değil mi? Az önce söyledi. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Gürsel Bey bugün Halk TV ziyaret etti. O da orada bulundu. Sayın Cumhurbaşkanı da karşıladı. Maksimum 300-400 kişi dedi. Evet, yani bu çok garip. Normalde Erdoğan gittiğinde ki pandemi koşulları olmasına rağmen çok büyük kalabalıklar olur. Ki bu da ayrı bir tartışma konusu. Yani oradaki sosyal mesafenin olmaması da ayrı bir tartışma konusu. Onu da değerlendiririz. Hı hı. Ama şöyle bir şey gözlemliyorum. Yani bir herkes bunu erken seçim olarak da yorumluyor ama bir yandan ben ki bunun kaçılmaz olduğunu, kaçılmaz olarak ülkenin ekonomik tablodan dolayı buraya sürüklendiğini düşünenlerdenim. Ama Erdoğan'ın şunu yaptığını da biliyorum. Yani sürekli anketlere bakan ve anketlere göre siyaset geliştiren bir lider profili var karşımızda. Ve o bu düşüşleri gördüğünde buna müdahale etme ihtiyacını çok sık hissediyor. Ve bunu yapıyor. Aynı şekilde bu gerilim siyasetinin yükseltilmesinin nedeninin de bu olduğunu düşünüyorum. Yani hep okul, yani izleyicilerimiz de toplumda hep aynı şeyi söylüyor. Yani arkadaşlar, bir pahalılık, bir mutfakta yangın, bir art işsizlik çok çok yakıcı sonuçlar. Ve bunların nedeni çok bariz. Bu pandemi süreciyle oluşmuş bir şey değil. Pandemiden önce ihtiyaç akçesine el konulmuş, ihtiyaç akçesi bile, yani kefen parası diyorlar. Onu bile almış bir ekonomik tablo vardı ülkede. Ve şimdi bu iyice ne derinleşti. Ve bunun konuşulmasını engellemenin veya buna rağmen, bu tabloya rağmen kendi kitlesini, kendi seçmenini yanında tutmanın yolu olarak inanılmaz bir gerilim siyaseti izleniyor. Çünkü neden? Çünkü bunların sorumlusunun, bunların en temel sorumlusunun başkanlık sistemi olduğu çok açık bir şekilde ortada. Yani başkanlık sistemine geçildiğinden beri ülke bir uçuruma doğru sürükleniyor. Her yerde, eğitimde, sağlıkta, her koşulda. Yani bu Erdoğan'a, yani Süpermen olsanız yetişemezsiniz. Yani 83 milyonluk bir ülke, yani bu ülkeyi tek başına yöneteceğim desiniz, buna yetişemezsiniz. Ve bütün bu tek kişide toplanan yetki ve bir saray rejiminin oluşması, bir saray yönetiminin oluşması inanılmaz bir kırılma yarattı. Buna karşı, yani ve bunu Metropol'ün en son anketinde görüyoruz ki, başkanlık sisteminden parlamenter sisteme dönülmesini gerektiğini düşünenler 57.7. Başkanlık sisteminde kalınsın diyenler %34. Yani toplumda buna yönelik bir tepki hızla yükseliyor. Buna karşı ne yapıyor iktidar? Siyaseti elinde olan bütün olanaklarla germeye çalışıyor. Bakın, ben bu Sayın Selçuk Özdağ'da konuştum. Ya bir empati kurun. Saldırıya uğramışsınız. Kafanıza 18 dikiş atılmış, parmaklarınız kırılmış, hala gözleriniz kararıyor. Yani bir sağlık sorunu yaşıyorsunuz, uyuyamıyorum hala. Uyuyamıyorum diyor bacağım. Bacaklarımın arasından uyuyamıyorum diyor. Ve bu halde, bu durumda olan bir insana siyaset kürsüsüne çıkıp suçluyorsunuz. Ya yani onu kendinizi yerinize koyun. Benim kafam yarılmış, gözlerim kararıyor, bacağım acıyor, parmaklarım kırık. Ve siz bana diyorsunuz ki sen kendi kendine bunu yaptırdın diyorsunuz. Oysa çok net bir tablo var ortada. Ortada polisiye bir tablo var.
Ya o kadar net ki. Yani buna insanların inandığını mı düşünüyorlar gerçekten diye hayretler ediyorsunuz. Çünkü şöyle, saldıranlar belli. İki tane Selçuk Özdağ'a saldıran kişi yakalanmış. Bir tane, iki tane yine serbest bırakılan Sayın Uğuroğlu'na saldıran yakalanmış. Ve bunlara bakıyorsunuz. Bir tanesi MHP Etimesgut. Arabayı güvenlik kimden görevlisi. Kiralamışlar? Ya? Arabayı kim, aldıkları arabayı kişi. Evet, Ankara Ülke Ocakları Başkan Vekiline ait. Bakıyorsunuz saldırganlar Ülke Ocakları'nda yönetimde yer alan insanlar. Bakıyorsunuz savcıyı tehdit edenler MHP'li, yani şeyin Ülke Ocakları'nın yönetimde olan kişiler savcıyı tehdit ediyor. Ve bakın burada çok önemli de bir haber var aynı zamanda. Alican Uludağ yazdı bunu. Dedi ki adliyede Ankara'da başsavcılıkta toplantı yapılıyor bu tehdit üzerine ve Cumhur İttifakı zarar görmesin diye bir açıklama yapmama kararı alınıyor. HSK her konuda hakimlere en ufak bir söz söylediğinizde açıklama yapan hakimler savcılar kurulu bu konuyla ilgili, yani bir savcı tehdit edildi ya, bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıyor. Ve şimdi bunlar ne? Baktığınızda işte başkanlık sistemi bu. Tek adam rejimi bu. Ve bütün bunlara baktığınızda çok polisiye, önümüzde duran ve Devlet Bahçeli'nin de kınamadığı bir olayda tablo çok açık bir şekilde önümüzde bir örgütlü suç var. Bir organizasyon halinde işlenmiş, eş zamanlı işlenmiş bir suç var. Geçmişine dönüyorsunuz, 12 tane gazeteci saldırıya uğramış. O saldırılardaki bağlantılara bakıyorsunuz, yine Ülke Ocakları'na gitmiş, yine MHP'ye gitmiş. Ya, baktığınızda ortada çok açık bir tablo varken biz bugün neyi tartışıyoruz? Selçuk Özdağ kendi kendine yaptırdı mı? Kamerayı da çektirdim. Bir şey ekleyebilir miyim? Yani bizim hukukta böyle hayatın olağan akışı dediğimiz bir şey var. Bu şu demek, hayatın bir akışı vardır. Mantık silsilesinde gelişen olaylar vardır. Bazı olaylar bu silsileye terstir ve anlamsızdır. Selçuk Özdağ geçen bağlandığında şey dedi ya, HTS kayıtları çıksın. Şimdi bu sefer bağlandı, diyor ki bunu ben yaptıysam benim bağlantımı ortaya koysunlar, ben siyaseti bırakacağım. Şimdi emniyet çok güzel çalışıyor. Bazen yüzlerce saat kamera kaydı izleyerek olay çözdüğü dosyalar var polisin. Yani cinayet dosyalarında falan polis şöyle çalışıyor arkadaşlar. Hangi otobüse bindi? İşte çapraz şaşırtma yapıyor bazen. İniyor minibüse biniyor tersi. Hepsini böyle saatlerce izliyor. Nereden geldi, nereye gitti buluyor. Geriye döndüğünde bu kişiler Selçuk Özdağ'la görüşmüş mü? Diyelim ki Selçuk Özdağ bunu kendi yaptırdı ya, o ki hani öyle iddia ediliyor. Selçuk Özdağ bu insanlarla görüşmüş mü? Makamına gitmiştir. Şoförü birisi muhakkak bir diyalog kurulması Selçuk gerekiyor. Selçuk Özdağ'ın kendi kendini dövdürdüğü konusunu zaten bence ciddiye alıp... Zaten başta hayatın olağan akışına aykırı olan zaten bu. Selçuk Özdağ şey diyor herhalde Sayın Bahçeli, mazoşist diyor bu adam. Bunu mazoşist yapar kendisine. Kendisine 17, Murat, bak, kafasına çok, 17 dikiş attıracak. Adam çok ciddi bir şey anlatıyor. Beni düşüreceklerdi, düşmedim diyor. Belki o adam orada düşse... Yani bu gerçekten canına da bir şey vuracak. Şöyle, ya Can mesela ben şey yapıyorum. Ya Ozan sen üç lafa girmek istiyorsun. Sen söyle ondan sonra ya, ben söyleyeyim. Memlekette Gladio'nun kontrgerilla'nın 60 yıllık tarihi var. Biz bunları dün görmedik. 10 yıl önce de görmedik. 50 yıldır bunlarla beraber yaşıyoruz. Bu Gladio'nun en kadim yalanıdır. En kadim yalanıdır. Bir pislik ortaya çıktıktan sonra ilk yaptıkları iş kendileri yapmıştır derler. İlk yaptıkları iş o. O yüzden böyle ciddiye alıp söylemeye gerek yok. Ben işte MHP'nin açıklamasından sonra ilk aklıma o geldi. Tabii şimdi siyaset gelpazesi değişti. Demin Murat'ın söylediği gibi eskiden iktidar olanlar tabii, şimdi muhalif oldu. Var. Ama ilk aklıma o geldi. 10 Temmuz'da Eskişehir Valisi'nin, 10 Temmuz 2013'te Eskişehir Valisi'nin yaptığı açıklama. O tarih neden önemli? Çünkü Ali İsmail'in öldüğü 3. günde Eskişehir Valisi, not da almışım, şöyle diyor. Bir takım gruplar işi provoke etmeye çalıştılar. Hatta diyor, vali söylüyor bunu, hatta aldığımız duyumlara göre kendi arkadaşlarına zarar vermiş olabilecekleri gündemde. Ve böylece diyor işte bunu polise atma veya oradaki işte insanlara atma diye. Yani bu işin bir siyaset, böyle siyaset yapılıyorsa evet, memlekette siyaset böyle yapılıyor. Bir grup olur, o grubu kriminalize et. Kendi yandaşlarını bu gruba karşı düşman gibi göster ve bu grubun her türlü kötülüğü yapabilecek bir akla, bir izana, bir vicdana sahip olduğuna ilişkin kendi yandaşları inandır. Ondan sonra bunları kutuplaştır. Bak kendileri yapmışlardı. Ya şöyle, gerçekten tümüyle kopma hali yani. Daha öncesinde hatırlarsanız seçim arasında meydana gelen toplumsal reaksiyonlara sebebiyet veren katliamlar oldu. Bombalar patladı ve insanlar can verdiler. O zaman da bugünün muhalifi olan kişiler oylarımız arttı diye demeçler vermişti, değil mi? Şimdi evet. Bugünkü olayların ben tesadüfi olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Yine söylüyorum.
Bazı hususlarda tepki alabiliriz ama doğruyu söylemek gerekiyor. Ülkücü diye tabir edilen, ki ben ülkücü değilim, bunu açık açık söylüyorum. Ben Kemalist Türk milliyetçisiyim. Benim işim Mustafa Kemal'in devrimleridir ama kendisine ülkücü yakıştırması yapan, en azından benim tanıdığım ülkücüler hiçbiri bu tür ahlaksız ve bu tür cibiliyetsiz işlere girmezler. Neden diyorum bunu biliyor musunuz? Kalkıp da siz bir insana saldırıyorsanız, sonrasında verdikleri ifadeyi Sayın Özdağ anlattı. Yok biz şunu gördük de işte onu gördük de şöyle oldu. Yok bize küfür etti. Aynen öyle. Yalan dolana ne giriyorsunuz? Yaptıysanız yaptığınız gibi çıkıp söyleyin. Bunun bile tutarlılığının olması gerekiyor. Ama ben bunun tırnak içerisinde kesinlikle tesadüfi olduğu konusunda bir görüşe sahip değilim. Niye biliyor musunuz? Dün Yalova'da Alevi vatandaşların evleri işaretlendi. Daha öncesinde bu toplum yine aynısını yaşadı. Maraş'ta yaşadı. Çorum'da yaşadı. Yaşadık. Sivas'ta yaşadık. Yaşadık. Buradaki yapılanlar, o dönemde bunlara şahit olan insanların birebir tanıklıklarıyla biz konuştuk. Sayın Yaşar Okuyan'la defalarca konuştuk. Defalarca konuştuk. Anlattı. O dönemdeki kışkırtmalar, o dönemdeki sloganlar, şimdi bu dönemde de aynısı yapılıyor. Biz toplum olarak evet geçmişimizle ilgili birçok bilgiye sahibiz ama ne yazık ki geçmişte yaşadıklarımızdan ders alıp geleceğe dair davranışlarımızı şekillendirmiyoruz. Ders almıyoruz geçmişimizden. Yaşayarak öğreniyoruz. Yaşayarak öğrendiğimiz için de bizler endişe duyuyoruz. Bu Yalova'daki olay belki de provokatif amaçlı birkaç kişinin yapmasıdır. Çünkü çarpı işaretleri koyu üstüne Alevi diye yazıyor. Kurban olsunlar o Alevilere. Onların kapılarına çarpı işareti koyacaklarına, çalıp kapılarını girsinler, bir bardak çaylarını içip utansınlar insanlıklarından. Ama toplumsal olaylara geldiği zaman ne oluyoruz diyoruz. Ama ne oluyoruz diyoruz. Burada... Ben endişe duyuyorum. Peki bunun sorumlularını ortaya çıkaracak olan Sayın İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçleri neden bu kişileri kulağından tutup da çıkarmıyorlar toplumun önüne ya da hukukun önüne? Niye çıkarmıyorlar? Bu insanların yalan söylediği alenen belli. Ben cezaevinde yattım. Cezaevinde olmayan delilleri karartma ihtimaline istinaden yattım ben. İstemediğim suçtan yattım ben. Ama geldiğimiz noktadaysa bu insanlara tanınan tolerans nedir? Hukuk ve adalet tırnak içerisinde onlara geldiği zaman eşit oluyor. Bizlere geldiği zaman eşit olmuyor mu? George Orwell'un hayvan çiftliğindeki işte bazı hayvanlar eşittir. Ama bazı hayvanlar daha eşittir cümlesindeki biz diğer insanlardan mıyız? Biz anayasanın 10. maddesine tabi değil miyiz? Bu insanlara toplum önünde siz hukuk önünde eğer gerektiği, hak ettiği cezayı vermezseniz bundan sonraki gerçekleşecek olaylarda neyin önünü alacaksınız? Bizler gazeteci olarak resmen hani bir tabir vardır ya ne derler? Canı sokakta ya da ne derler buna? Kelle koltukta yazıyorsunuz diyorlar ya. Biz hepimiz bir şekilde ölüm tehditleri alıp aynı zamanda hukuki tehditler de alıp yazdığımız yazılardan hapis cezasıyla tehdit edilirken baskı anlamında söylüyorum bunu. Kalkıp da böyle bir ortamda bunlarla mücadele ederken işte bu yapılanlar adalete güveni zedeliyor. Hakkaniyete güveni zedeliyor. Yapanın yanına kar kaldığı müddetçe bunun gibi ahlaksızlar çıkacaklar ve aynısını tekrarlayacaklar. Yarın sen dayak yiyeceksin, yarın ben yiyeceğim, Feyza yiyecek, Ozan yiyecek, Can yiyecek. Ya bir de burada şöyle bir şey var. Yani bakın yani o kadar aşikar bir olay örtülmeye çalışılıyor ki Ankara'nın göbeğinde, yani başkentin göbeğinde sonuçta 5 tane, 7 tane toplam saldırgan var. Ve bugün öğreniyoruz abi. 12 gün geçmiş aradan. Biz bugün öğreniyoruz ki diğer 5'inin kimliği tespit edildi. Ben adım kadar eminim. Biraz önce Feyza da anlattı nasıl tespit edildiği ile ilgili. Hele Mobese ve diğer teknolojiler söz konusuyken bir gün sürmez. Türkiye'de polisin yakalaması bir gün sürmez. Bir gün sürmez. Hele savcıyı tehdit edeceksiniz siz. Savcıya Twitter'dan yani sosyal medyadan bir tehdit göndereceksiniz. 2 saat içinde kapınız çalınır. 2 saat içinde o karikatürize böyle parodilerde var ya sen nasıl şey yapıyorsun, tweet atıyorsun, gel bakalım diye çalarlar kapını. Evde bulamayınca da eski kayınvalidenin evine giderler. İşte aynı senin bulurlar yani mutlaka. Arama izni olmasına rağmen oraya giderler. Vallahi bak. Ama işte burada çok yani kör gözüne parmağın bir karartma söz konusu. Yani bütün şey şema ortada, bütün bağlantılar ortada, bütün bağlantıları herkes biliyor ve bakın yani çok açık bir durum var. Yargıdan ses çıkmıyor. Emniyet görevi yaptırtılmıyor ve siyasiler sistem yapmıyor. Efendim?
Bilmiyorum. O şu Murat'ın söylediğine takıldım. Özür dilerim. Yani orada gerçekten... başka yere gitti. Ben şeyi düşünüyorum. Hukuki olarak düşünüyorum. Nasıl gittiler buraya? Tevdikat kanunu falan düşünüyorum. Yani nereden buldular da nasıl buldular? Ben Ankara'da olduğum için adresinde bulunamıyor. İkametgahım orada falan yok. Oradaki adrese beni bulmak için oradaki adrese gidiyorlar. Diyor, yok burada ben babam yok diyor. Beni arıyorlar. Ben diyorum ki ya ben geliyorum arkadaş, niye böyle baskın yapıyorsunuz? Nereye çağırsanız geldim zaten bu zamana kadar, yine gelirim. Kaldı ki bu ülkede buradaki bulunan gazeteciler ve birçok meslektaşımla ilgili söylüyorum ben. Çağırsınlar, fizan da olsa biz yine gideriz. Kimden niye kaçalım? Bu topraklar bizim, bu devlet bizim, hukuk bizim, hukuk bizi koruyacak zaten. Ama eve baskın yapılıyor, terör örgütü mensubu gibi eve baskın yapılıyor. Kendi evimizi de geçtik artık. Evet. Öğrencilerde de gördüm. Zaten yani. İşte Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrenciler yani bir eylem yaptılar. Çok sade bir eylem yaptılar. Evlerinin kapısını özel harekat polisleri kırarak içeri girdi. Arkadaşlar, ama bakın bunun hepsinin temelinde çok özür dilerim Feyza. Şu var. Konuklarımıza bir da ayıp saray oldu, rejimi inşa edildi ve artık hiçbir kural kalmadı. Ve bu hiç kimsenin güvende olmadığı anlamına geliyor. Yani sistem bunun üzerine kuruluyor. Ve bu kabul ettirilmeye çalışıyor. Diyorsun ya sistemli yapılıyor. Evet sistemli yapılıyor. Çünkü diğer kesimlere deniyor ki sesini çıkartan ezilecek. Bütün sistem bunu toplumu kanıksattırmak, yani toplumu bunu kabullendirmek üzerine işliyor şu an. İşin matematiğini konuşalım ama Feyza Altun bir şey ekleyecek. Şunu da söyleyeceğim, sonra konuklarımıza dönelim. Şimdi hukuk diyorsunuz. Şimdi Anayasa Mahkemesi mesela bakalım. Hı-hı. Gezi Parkı beraatleri bozuldu. Bunların hepsi Anayasa Mahkemesi'nin önüne gidecek. Anayasa Mahkemesi'nde şu anda dengeleri de, geçen haftalarda konuştuk. Siz karar verecek unsurları ve mekanizmaları dizayn edip sonra onun karşısına insanları götürüp bugün bozma alınan, bozulan kararlar oralara gidecek. Ve bu insanlar orada karar verecek, rey sürecek. Ondan sonra şimdi daha önce söylediğiniz Anayasa Mahkemesi'nin kararına saygı duymuyorum. O mahkeme dizayn ettiğiniz şekilde istediğiniz gibi bir karar verdiğinde diyeceksiniz ki ya Anayasa Mahkemesi öyle karar verdi. Daha ötesi yok, üstü yok diyeceksiniz. Bu da riyakarlıktan, yani bu tarz, bu riyakar bir tarzdan başka bir şey değildir yani. Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı da aramızda. Sayın Sarı sizler de hoş geldiniz ama sizden önce Sayın Çarkoğlu'na dönmek isterim. Bir süredir beklettik kendisini. Dinlediniz konuşulanları. Bunu nasıl bir topluma işaret ediyor Sayın Çarkoğlu? Yığınlar olarak mı, klikler olarak mı değerlendirmek lazım? İdeolojik ayrımlar yaparak da değerlendirebiliriz. Hangi kesim nasıl tepki veriyor? Tüm bu konuştuğumuz olan bitene, işte evlerin kapısına çarpılama, zaman zaman gördüğümüz Türkiye'nin bir utanç gündemi, saldırı gündemi siyasetçiye, gazeteciye, işte eski ülke ocakları başkanına, hatta bu yönde saldırıların gerçekleştiği bir süreç yaşıyoruz. Toplumun dinamikleri bunu nasıl ölçüyor? Siyaset ısınıyor diyoruz ama toplumun bu kadar geçim derdi arasında bir de bu işlerle ilgili ne düşündüğünü de merak ediyoruz açıkçası. Teşekkür ederim. Şimdi sosyal bilimciler için karşı karşıya olduğumuz durum hiç şaşırtıcı bir durum değil. Uzun zamandır yapılan çalışmalarda Türk toplumunun en temel özelliklerinden birinin birbirine olan güven eksikliği, kural tanımazlık olduğunu zaten biliyoruz. Şimdi birbirine güvenmeyen, kuralları da öyle niye olduğunu çok önemsemeyen bir toplum halindeyseniz o zaman bu tür şiddet olaylarının ortaya çıkması hiç şaşırtıcı değil. Bunları daha önce de yaşamıştık demekten açıkçası üzüntü duyuyorum. Fakat ben 70'li yılları da hatırlayan birisiyim. O devirde de aynı burada şimdi sizin tartışmakta olduğunuz türden iddialar, saldırılar her zaman yaşanırdı. Şimdi bunların yeniden başlıyor olduğunu düşünmek istemiyorum. Ama eğer böyle bir eğilime girerse Türkiye, bunu durdurması gerçekten güç olacaktır. Niye güç olacaktır? Çünkü toplum içerisinde eskisinden çok daha derinleşmiş olduğunu tespit ettiğimiz bir kutuplaşma da var. Bizim yaptığımız çalışmalar, meslektaşım Profesör Ersin Kalaycıoğlu ile biz 2002 yılından beri her seçimin evvelinde sonrasında aynı kişilerle görüşerek değişik çalışmalar yapıyoruz.
Buralarda tespit ettiğimiz şey öncelikle insanların ideolojik düzlemde, ki bunu en basit şekliyle baktığınız zaman çok zorlanmadan tespit edebiliyoruz bunu. İdeolojik düzlemde eskisinden birbirine şu kadar mesafedeyken artık insanlar gitgide birbirinden uzaklaşmış durumdalar. Şimdi bu fikri düzeyde bir ayrılığı gösteriyor. Fakat fikri düzeyin ötesine de geçmiş durumda. Bilhassa bu Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk önce tartışmaya açıldı. Fakat daha çok duygusal bir kutuplaşma olarak isimlendirdiğimiz partizan kimliklerin birbirinden nefreti etrafında şekillenen bir kutuplaşma da Türkiye'de son 10-15 yılda maalesef AK Parti iktidarı içerisinde daha da belirgin hale geldi. Şu an itibariyle öyle bir konumda ki bu insanlar birbirlerinin yani başka kendi partisinden olmayan biriyle çocuklarının arkadaşlığı, komşuluk ilişkileri gibi sosyal ya da herhangi bir iş yerinde birlikte çalışma gibi sosyal ilişkilerden dahi imtina eder pozisyona geldiler. Şimdi bunun tespiti Türkiye'den önce Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılıyordu. Fakat biz yani bunun Türkiye'de ortaya çıkmasına açıkçası yine maalesef şaşırıyor değiliz. Şaşırdığımız şey şu, bu duygusal kutuplaşma partizan temelde şekillenmeye başlarsa bizde partiler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi böyle yüzyıllık partiler değiller. Partiler açılıyor, kapanıyor, kayboluyorlar, yeniden çıkıyorlar. Fakat ona rağmen daha henüz 20. yılını doldurmak üzere olan partiye karşı keza Cumhuriyet Halk Partisi daha eski köklere dayanıyor belki ama yine de yani 80'in evveliyle 80'in sonrası hatta 90'ların ikinci yarısından sonraki Cumhuriyet Halk Partisi ile şimdikisine karşılaştırmak kimi zaman zor gelir. Fakat buna rağmen bu kimlikler birbirlerine karşı çok net ve duygusal temelde bir kutuplaşma sergilemeye başladılar. Şimdi sizin söylediğiniz bu ülkücü kitleyi yani bizim öğrenciler ne kadar biliyorlar bilmiyorum. 18-20 yaşlarındaki Türk gençleri için ülkücüler o kadar bilinen, evde konuşulan bozkurtlar desek kim diyebilirler size? Bu kadar Türk siyasal kültüründe gençlerin çok aşina olduğu kavramlar ve kimlikler değiller bunlar. Bunların su üstüne çıkıyor olması da şaşırtıcı aslında. Yani Türkiye'de yeni kimliklerle bu yaşanmıyor, eski kimliklere geri dönüş olarak yaşanıyor. Kaç tane ülkücü Türkiye'nin gündemine geldi son 5 yıl içerisinde diye düşünürseniz, yani 70'leri yaşayanlar çok ülkücü söyleyebilirler size ama tabii. Şu son 5-10 seneyi yaşayanlar için bu söz konusu değildi. Bu ilginç bir sağlama yöntemi oldu hakikaten. Hiç böyle düşünmemiştik. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'ni tabii ki herkes biliyor. 60'lardan itibaren Türk siyasetinde var olmuş bir parti. Fakat konuştuğumuz partiler Türk siyasetinde öyle çok yüksek oy oranlarına sahip böyle kitleleri peşinde sürükleyen milyonlarca kişinin oy teveccühünde bulunduğu partiler açıkçası olmadılar. Yani bu partiler en fazla aldıkları oy %17'dir. Nereden baksanız klasik aldıkları oy işte 7 ile 10 arasında değişen bir oya sahip partilerden bahsediyoruz. Ama Türkiye'de kitle partisi diyebileceğimiz böyle ana muhalefet partisi ve ana iktidar partisinin seçmenleri de birbirlerinden benzer şekilde bir nefret demek istemiyorum. Fakat literatürde maalesef bu terminoloji yerleşmiş durumda. Yani sadece bizim için değil,
Cumhuriyetçiler ve demokratların da birbirlerinden nefret ettikleri bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde televizyon programında net evet. bir şekilde dile getiriliyor. Hocam, Sayın Çalkoğlu, burada bir virgül yani koyalım. Ozan Gündoğdu'nun bir sorusu var. Değildi açıkçası yani. Hocam, ben öğrencilik yaptığım yıllarda demokratlarla cumhuriyetçiler yani hiç aynı mahallenin çocukları olarak geçinirlerdi. Şu an için öyle bir şey söz konusu değil. Türkiye'de de yeni olmasına rağmen partiler böyle bir kutuplaşmayı gözlüyoruz maalesef. Hocam gündelik hayatta merhaba öncelikle. Gündelik hayatta bu merhaba. Kutuplaşmanın boyutu nedir? Nasıl örneklendirebilirsiniz? Yani ne oluyor da gündelik hayatımızı etkiliyor bu durum? Ne kadar etkiliyor ya da mahalleler mi değişti? Evlilikler mi değişti? Ya da çocukların gittiği sınıflarda kavgalar mı çıkıyor? Yani sizin araştırmalarınızda gözleminiz var mı bu somut konuya? Yansımalar. Somut yansımalar. Gündelik hayatta neler oluyor? Şimdi yani Türk siyasetinde 2008-2009'ları hatırlayın. O zamanlar hocamız Şerif Mardin'in gündeme getirdiği bir mahalle baskısı tartışması vardı. Ve o zaman Binnaz Toprak, Profesör Doktor Binnaz Toprak, Ruşen Çakır ve arkadaşları bu mahalle baskısı üzerine epey bir araştırma yapmışlardı. Yani bugünkü mahalle baskısının bir diğer yansıması olarak belki görülebilir. Yani onun köklerini mahalle baskısında bulabilirsiniz. Yani biz şimdi unuttuk mahalle baskısını. Fakat böyle birbirine benzeyen insanların bir arada yaşama isteğidir aslında kutuplaşma bir yerde. Yani örneğin şimdi size yine Amerika'dan örnek vereyim. Siz Türkiye'deki yansıması var mı yok mu çıkarın. Cumhuriyetçiler örneğin ya da demokratlar mahallelerinde cumhuriyetçilerin olduğu mahallede yaşamak istiyorlar. Ben daha geçen gün Amerika'da bir arkadaşla konuştum. Bizim buradan zaten Trump'a hiç oy çıkmaz dedi. Şimdi Türkiye'de böyle mahalleler, böyle siteler sizce yok mu? Muhakkak var. Bence var. Bir sınıfsal var. Temeli var mı hocam böyle bir kutuplaşmanın? Yani sınıfsal temeli yani o bir artık detay bir teorik tartışma. Türkiye'de sınıf kavramı yerleşmiş bir şey değildir. 70'lerden beri tartışılan bir konu bu Türkiye'de. Sınıfla konuştuğumuz bir toplum değil Türkiye toplumu. Ama kimlikler birbirlerini reddedip, birbirlerini dışlayarak kendi köşelerinde yaşamayı tercih etme eğilimine giriyorlar. Maalesef toplum içerisinde ve siyasetin de eğilimi bu tür gelişmelerin karşısına çıkıp insanları birbirlerine entegre edecek bir dil yaratamıyor. Yani bizim de siyasetçilere kızmamızın en başlıca sebebi bu. Peki. Yani birbirine, birisi diğerine zillet ittifakı diyor. Şimdi çocuklara soruyorsunuz zillet nedir biliyor musunuz diye. Bilmiyorlar. Ama açtık baktıkları zaman o kelimeyi kullanamam diye düşünüyor çoğu. Peki hocam. Anlatabiliyor muyum? Evet, burada bir virgül koyalım. Amerika'dan örnekler geldi. Türkiye'deki yansımalarının siyasi boyutunu öğrenmek üzere Murat Sarı'ya dönelim. Sayın Sarı, tekrar hoş geldiniz. Şimdi konuşulanları duydunuz. Olan biten seçmene nasıl yansıyor? Mahallelere, ideolojilere nasıl yansıyor? Bir izleyicimiz şöyle sormuş. Sayın Çarkoğlu'nun söylediklerinden ben şunu anlıyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kemik kitlesi bu tür tartışmalarla daha kemik hale gelirken CHP'nin kitlesi de aynı şekilde daha kemik hale geliyor. Bunlar oy geçişlerini engelleyici siyasi tartışmalar ve saldırılar mı? Böyle tanımlamak doğru mu diye sormuş. Geçişkenliği azaltıyor mu siyasette gerginlik Murat Sarı? Öncelikle herkese iyi akşamlar. Bütün dostlar orada. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Yani uzunca bir müddettir yani yaklaşık bir senedir falan. Siyasi partiler arasında geçişkenlik ittifak içi partilerde oluyor. Bizim yaptığımız çalışmalarda. Yani ne demek istiyorum? AK Parti'den MHP'ye geçiyor. MHP'den AK Parti'ye geçiyor. İşte aylık düzenli periyodik aynı örneklem boyutuyla aynı demografik yapıyla yaptığımız çalışmalarda bu böyle çıkıyor. Babacan haklı. Bu kutuplaşma meselesi tabii sistemin sürüklediği bir durum. Yani şu anda içinde bulunduğumuz Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin siyasi partileri sürüklediği durum bu. Niye? Bir bakıyorsunuz işte 3 aşağı 5 yukarı bunlar
Bugünlerde çok fazla da siyasal ölçümlerin vereceği sonuçlara böyle kamuoyuna açıklamak çok da doğru değil. Çünkü tarihsel veri oluşturmak için biz soruyoruz. Bu pazar seçimi olsa kime oy verirsiniz sorusunu. Çünkü çok da apolitize olmuş bir durumda. İnsanlar başka şeylerle, sağlıkla ilgileniyorlar. Başka şeylerle dediğim o. Sağlık, ondan sonra aile ekonomileriyle ilgileniyorlar. İşin açıkçası benim biraz evvel bu bir siyasetçiye, bir gazeteciye yapılan saldırılarla ilgili söylemek istediklerim var. Yani bakın, Türk siyaseti bunları geçmişte tecrübe etti. Ve bugün geldiğimiz noktada bakın, sadece iktidar partisini veya muhalefet partisini falan şey yapmıyorum, suçlamıyorum bu konuda. Geçmişte bunları tecrübe etti. Bizim siyasi yaşantımızın içerisinde, siyasetçilerin içerisinde tarihi okumak gibi bir durum söz konusu değil. Bakın, seçimlerde her seçim öncesi, yani seçimin ya erken seçim ya normal zamanda yapılacak seçim, bu tür olaylarla karşılaşıyor bu ülke. Lütfen bir bakalım. Yani bir siyasetçiye saldırmak ne demek? Siyaset kurumu en fazla kendini korumak mecburiyetinde. Ne olursa olsun. Yani bakın, şimdi diyor ki bir taraf diyor işte bunu sen yapmış olabilirsin. Öbür taraf diyor ki bunu biz yapmadık, bunu sen kendi kendine yapmış olabilirsin diyor. Al işte bir provokasyon yapmak isteyen, ülkemize provokasyon yapmak isteyen bir ülke düşmanı için size müthiş güzel bir ortam. Daha evvel yaşamadık mı bunları? Yaşadık. Sevgili Ali Çarkoğlu biraz evvel 12 Eylül öncesinden bahsetti. Bakın, sabah ülkücü genci vuran silah akşam bir solcu genci vuruyordu. Aynı silah. Aynı namludan çıkan silah. Tam bir provokasyon ortamı. Ya çok dikkatli olmamız lazım. Bu ne demek ya? Bir başka mezhepten vatandaşların evinin üzerine bu şu mezheptendir diye yazmak ne menen bir şeydir? Hangi yüzyılda yaşıyoruz? Yok böyle bir şey. Yani artık 2021'deyiz yani. 2000'li yılların dörtte birini, beşte birini tamamlamış vaziyetteyiz. Tabii. Birazcık çağa ayak uydurmamız lazım. Şimdi bakın, geçmişte tabii bu sosyalizasyon nerede oluyorsa bu çatışmalar orada oluyordu. Yani sokakta oluyordu. 12 Eylül öncesinden bahsediyorum. Bugün sosyalizasyon sosyal medya üzerinde, internet üzerinde oluyor ve çatışmalar da onun üzerinden yürüyor. Ve çok uçuk gruplar, çok böyle marjinal gruplar, tam radikal gruplar bu işleri pompalıyor. Ben size bir şey söyleyeyim. Yani ben günlerdir bu olayı, biraz evvel konuştuğunuz olayı takip ediyorum. Basından da takip ediyorum. Siyasetin içinden de takip ediyorum bizzat. Ben size söyleyeyim. Yani ben bunun bugün konuştuğumuz kişilerin yapıldığına inanmıyorum. Biraz komplo teorisi olacak ama bunun aydınlığa kavuşması için siyasetçilerin dört elle birbirlerine yardımcı olup bu işe şey yapması lazım. Evet, bu olaylar, bakın, Sayın Kılıçdaroğlu yanlış hatırlamıyorsam Artvin'de kurşunlandı. Doğru. Dağlarda. Peşinden evet. Bir şehit cenazesinde saldırıya uğradı. Evet. Peşinden bu olaylar. Şimdi bir baktığımız zaman bu kitleye, muhalefete saldırırsınız ki karışıklık çıksın. Artvin'dekini yapanı biliyoruz, PKK. Diğerlerini kim organize etti bunları bilmiyoruz. Çünkü basit olaylardır diye geçiştirdik gittik. Olmaz. Siyasetçi kendini korumak mecburiyetinde. Kurumunu korumak mecburiyetinde. Ondan sonra bir bakıyorsunuz, güven araştırması yapıyorsunuz. Siyaset kurumu en sonda. Bilmiyorum Ali ne diyecek buna. Türkiye'nin önemli sosyologlarından, evet. Önemli siyaset evet. Bilimcilerinden bir tanesidir. Yani Türkiye'de tabii hiçbir kurum için, onun için Ali diyorum direkt kendisine, çok da severim, çok da değer veririm görüşlerine. Yani siyaset kurumu medyanın bile altına düşmüş. Bile diyorum, bu uzun süredir böyledir zaten. Medya en alttadır. Çünkü taraftır medya.
Birisi bir tarafı yazar, birisi bir tarafı yazar. Tamam, bu doğru. Ama objektiflik çerçevesinde yaparlar bunu. Her iki taraftan da alır görüşü. Medyanın bugün geldiği nokta bu değil tabii. Benim bahsettiğim taraflık bu değil. Ama siyaset kurma endip de kime güveneceğiz biz? Siyasi partilere bakın, Türkiye'de pıtır pıtır küçük küçük partiler açılıyor. Bilmiyorum. Bugün belki efektini görmüyoruz ama seçim sattım haline girdiğimiz zaman bunların efektini çok göreceğiz. Hesaplar çok karışacak. Hesaplar çok karışacak. Yani ben size şimdi şurada oturayım, son bir sene içerisinde kurulan 10 tane parti söyleyeyim. Tabii. Ve kurulacak partiler yani var. Yani hepsi çok iddialı. Ben diyor iddiaları artık %2 almak, %1 almak. Hepsi de çok iddialı. Yeni seçim sistemi zannediyorum birçok şeye çok etkili olacak. Bir anda barajı %5 gördüğümüzde bambaşka hiç düşünmediğimiz ittifaklar bile görebiliriz herhalde. Şimdi bakın bunun farkında benim duyumlarım şöyle diyor. Bilmiyorum sizler, siz gazeteciler daha iyi durursunuz. Bu sistemi yaratan iktidar bunun farkında ve seçim sistemini değiştirmekle ilgili, özellikle barajla ilgili, milletvekili geçişleriyle ilgili çalışmalar yapıyor. Amaçları ne sizce? Yüzde kaç? Ben %7'ye çekeceklerini düşünüyorum. %7. Evet. Fakat hangi amaçla? Nedir muratları, nedir böyle bir durumda? Keşke %0 yapsalar. Yani bir muratları şu anda barajla oynadığınız takdirde karşı tarafı rahatlıkla dağıtabilirsiniz. Hele ki karşınızda 4 benzemez varsa. Barajı sıfırlayın. Ben size söyleyeyim. Hani Millet Cumhur İttifakı belki devam edebilir ama Millet İttifakı böyle bir ittifak olmayabilir. Sadece Cumhurbaşkanlığında bir ittifak üzerinde oturursunuz, anlaşırsınız. Sıfırlayın barajı, görürsünüz bunu. Yani bu çok açık ve net. Bugün baktığımız zaman bu en son anayasada bizim referandumda kabul ettiğimiz şeyde bir başka bir partinin milletvekili olabiliyorsunuz. Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı AK Parti listelerinden girip bugün mecliste. Doğru. Bunun örnekleri var. Var. TİP Başkanı, Türkiye İşçi Partisi Başkanı. Aynı şekilde yani bunun örnekleri var. Yani aslında bir baktığınız zaman barajın fiilen bir mantığı kalmamış vaziyette. Neden duruyor bu 12 Eylül Cuntası'nın getirdiği bu garabet? Neden böyle ortada duruyor? Ben bunu bilmiyorum. Ya benim demokrasi anlayışıma uymuyor. Bu %7 de şimdi siz yazdınız baraj %7'ye çekilebilir diye. Ama benim bu da uymuyor demokrasi anlayışıma. Ha, çünkü bugünkü sistemde baraja gerek yok. Yani rasyonel insanlar oturup düşürdükleri zaman, akılcı bir yola çıktıkları zaman bir görüyorsunuz bunu çok açık ve net bir şekilde. Yani baraja gerek yok ki. Toplayın bir tarafa bütün partileri, olsun. Birazdan ittifakları konuşacağız zaten. Ama ben hep aynı şeyi söylüyorum. Sizinle biz galiba bir sene öncesinde bir öğlen kuşağında bir program yapmıştık Can Bey. Orada siz bana erken seçim semptomlarını sormuştunuz. Bunların hepsi erken seçim semptomu. 2023'te, hani, 2021'de olacağını düşünüyor musunuz? Tabii. Hiç değişmedi. Ben yani yaklaşık 3 senedir bunu söylüyorum. Evet, canlı tanıda yerinizde oturuyor moderatörünüz. Doğru. Hep 2021 dediniz. Hangi ay olarak düşünüyorsunuz Murat Bey? Ya, Mart'tan sonra her gün olabilir. Ramazan'dan sonra abi. Ben Ozan Gündoğdu da biraz tahmini genişletti. Ya bunda Deva Partisi'ni, Gelecek Partisi'ni seçime sokmak gibi plan olabilir mi Sayın Sarın? Evet, partiler açısından da konuşalım. Çünkü bir 10-15 dakikalık zamanımız kaldı. Yeni partilerin seçime girmemesini engelleyebilir mi diyor Timur Soykan bu haliyle, bir baskın seçimle? Eğer örgütlenme yapılarını tamamlayamadılarsalar engelleyebilir. İyi ama Parti'de gördük aynısını. Herkes için galiba 3 ay içerisinde. Bugün açıklanan yani listede yok. Mayıs'a kadar olmuyor galiba. Evet. Mayıs'ta Gelecek Partisi, Haziran'da Deva hazır olacak derler. Çünkü evet. Bugün YSK
17 parti seçime şu an hazır dedi. Burada deva ve gelecek yoktu. Yoktu ama şimdi bir erken seçim kararı alındığı zaman bunlar 3 aya iniyor o koydukları limit. Örgütlenme limiti. Eğer erken seçimse öyle bir yanlış bilmiyorsam ya 3 aya iniyor ya 4 aya iniyor. Dolayısıyla onlar da kurtarmış oluyorlar bir baktığınız zaman. Ama bunların hiçbir bağlayıcılığı yok. Yok. Yani şunu söylemek gibi hiçbir bağlayıcılığı yok. Geçen sefer görülen 15 milletvekili gibi bir transferle bu gayet rahat bypass edilebilir. Hiç kimse de bundan utanç duymayacaktır. Çünkü amacı çok belli olacak. Partileri tabii seçime sokmak. Dolayısıyla bunun hiç kimseye hiçbir yararı yok. Bunu yapmayacaklardır da bir daha sefere. Erken seçime gitmek için de 2002'deki gibi bir siyasi intihar isteği içerisinde yanıp tutuşuyor olmaları lazım. Siz bekliyor yani musunuz? Itibariyle... Beklemiyorsunuz galiba Sayın Çarkoğlu. Ya rasyonel bir yönetimin erken seçime gitmesi tam anlamıyla bir siyasi İntihar sonunu getirmedir yani. Bunu 2002'de yaşadık. O yüzden söylüyorum. Yani 2002'de üstelik bu kararı alan benim hatırladığım yine Devlet Bahçeli'ydi. Hocam evet. 2022'de daha iyi olacağı ne belli? Durum onlar açısından. Yani daha iyi olmayabilir ama yani şu an itibariyle belki de Cumhuriyet tarihinin en kötü zamanından geçiyoruz. Yani ben şimdi bunu söyleyecek inandırıcılığa sahip değilim. Bir iki iktisatçı çağırıp sorabilirsiniz ama yani şu anki durumun hiç parlak olmadığı gayet aşikar. Peki Sayın Murat Sarı son birkaç... Zaten Türkiye'nin de biz senelerce yaklaşık 4-5 sene beraber araştırma yaptık Sayın Çarkoğlu'yla. Eski çalıştığım şirkette. Orada yani 1990'lı senelerin başından bahsediyorum Sayın Can Coşkun. Şimdi bir baktığınız zaman hep sorunlarımız aynıydı. İşte birinci sırada terör vardı. İkinci sırada işsizlik vardı. Enflasyon hiç değişmedi bizim sorunlarımız. Ama bugün bir baktığımız zaman birinci sırada %47 ile işsizlik var, terör. %17 ile 5. sırada mı 6. sırada mı ne çıkıyor? Vatandaşların artık tek odak noktası bu. Peki bu yani, gerçekler varken örneğin ittifakların oy oranı nasıl? Partilerin nasıl Murat Sarı? Valla hiçbir değişiklik yok. Yani şimdi 2018'den bu yana çok büyük değişiklikler yok. Biraz evvel söyledim. Bunların ipuçlarını verdim. Partilerin kendi içindeki ittifakları içindeki partilerin kendi işlerinde geçişkenlikler söz konusu. Bu geçişkenlikler çok fazla dışarıya çıkmıyor. Bu yeni kurulmuş partiler sadece iktidardan almıyor oyu. Muhalefet oylarını da alıyor. Millet İttifakı'ndan da alıyor. Tabii Millet İttifakı'ndan da alıyor. Orada bir denge oluşuyor. Yani bunu beklemek lazım. Seçim sattım haline girmek lazım. Ki ondan sonra çok net sonuçlara ulaşabilin. Ama bugün seçim yapılsa, evet Cumhurbaşkanlığı seçimi belki ikinci tura kalabilir ama bu benim öngörümdür, kendi öngörüm. Ama çok çok küçük bir ihtimalden bahsediyorum. Ama öbür taraftan genel milletvekili seçimi sonuçlarında da bir önceki seçimin aynı sonuçlarına ulaşmak, ittifaklar bazında aynı sonuçlara ulaşmak çok mümkün gibi gözüküyor şu aşamada. Sayın Sarı, ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Yani Recep Tayyip Erdoğan. Ama baktığımızda Millet İttifakı'nın ya da muhalefet cephesinin adayı, örneğin Ekrem İmamoğlu mu olacak, Mansur Yavaş mı olacak bunu bilmiyoruz. Anket ölçümlerinde yani Cumhur İttifakı'nın adayı belliyken, diğer ittifakın adayı belli değilken yapılacak bir ölçüm sağlıklı mıdır? Ve sonuçlar gerçekten de biz bu ölçüde iktidardan muhalefete oy gitmiyor demek doğru olur mu? Hayır, Cumhurbaşkanlığı seçim için bunu söylemedim. Zaten onun farkındaysanız o ilk turda kalabilir dedim. Ben milletvekili seçimleri, genel milletvekilleri seçimin bazında söyledim ama yani bir baktığınız zaman biz bugün bunu bir şekilde ölçmeye çalışıyoruz. Tabii bunun ölçüm metotları var. Özellikle yaklaşık bir 15-20 senedir Fransa'daki sisteme çok benzer bir
Fransa'nın yönetildiği sisteme çok benzer bir sistem. Oradaki meslektaşlarımızla görüşüyoruz. Oradan bunu bu soruları oluşturabiliyorsunuz ve tahminlerde bulunabiliyorsunuz. Yani özetle çok da fazla yanılmıyorsunuz işin açıkçası. Tabii biraz literatür taraması yapmak gerekiyor bununla ilgili. Ya sistemi bulmanız gerekiyor. Hiç benzemeyen bir sistem. Yani mesela diyoruz ki ben yabancı meslektaşlarıma soruyorum. Ya ittifak var bu bizim ülkemizde. O ne diyor? Anlatabilmek mümkün değil. Yani böyle iki tane parti birleşiyor. Seçimden önce mi birleşiyorlar diyor. Evet. Yani seçimden önce birleşiyorlar. Yani bir koalisyonlar çok kötü şeylerdi. Fakat bugün baktığınız zaman zorunlu koalisyon. Yani Almanya ki Avrupa'nın en önemli ülkelerinden bir tanesi. Hı hı. Benim bildiğim en az 4 seçimdir koalisyonla yönetiliyor. Yani emin olun açın bakın Almanya 4 seçimdir koalisyonla yönetiliyor. Yani ve parlamenter sistemden de vazgeçmiyor. Evet federatif bir yapısı var. O daha değişik bir seçim sistemi var ama şimdi baktığınız zaman bunları ölçebiliyorsunuz. Bugün neyi görüyorum ben biliyor musunuz? Bugün neyi tespit edebiliyorsunuz? Bazı isimler kamuoyunda dolaşan isimleri koyabiliyorsunuz. Mesela biz anketlerimize bu isimleri soruyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ı fix tutup ilk üçe girmiş isimleri soruyoruz. Bunu program kendiliğinden oluşturuyor. Anket yapma programı kendiliğinden oluşturuyor. Ve bir baktığınız zaman Recep Tayyip Erdoğan'la işte o ikinci sıradaki kişi girse kime oy verirsiniz? İşte Recep Tayyip Erdoğan'la üçüncü sıradaki kişi girse kime oy verirsiniz diye bir baktığımız zaman yani beş kişilik bir liste çıkarttığınız zaman oradan yani mesela şöyle bir örnek verebilirim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu soruda ulaşabileceği potansiyel oy oranıyla Sayın Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı arasında sadece %1 fark var. Onun sebebi çok açık yani, Murat. Bundan hiçbir şey anlamıyor çünkü insanlar. Bu soru o kadar komplike bir soru ki. Şu anda vatandaşlara sorduğunuzda böyle sorulara cevap vermesi insanların mümkün değil yani. İlk günden yaklaşına çıkıyor. Niye Recep Tayyip Erdoğan'la Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimine girdi. Kime oy verirsiniz diye soruyoruz. Yani çok net bir soru. Niye anlaşılmıyor mu? Ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun girip girmeyeceğini kendisi dahi söylemedi. Nasıl insanlar söylemedi. Karar verdi? Hayır ben çok uçuk bir örnek yani, olsun diye verdim. Zaten. O kadar yani hipotetik sorular ki bunlar. Var. Yani şu anda araştırma şeyi tartışmanın gerçekten bir anlamı yok. Ben Murat'ı çok eskiden beri tanıyorum. İşin içinde olduğu için kendi teknolojisini ittiriyor şu anda ama arkadaşlar şu an itibariyle Türkiye'de insanlar 8 haftayı aşkın bir süredir hafta sonu sokağa çıkamıyorlar. Siz bu insanların evine gidip kapıyı çalıp soru sorduğunuzda sizinle konuşabilirler mi? Yani telefon deseniz telefonu anketi yapmak Türkiye'de mümkün değil yani. Dolayısıyla eski teknolojimiz bu yeni pandemi koşullarında son derece zor sonuç verecektir. O açıdan araştırmacı olarak lütfen biraz virene basıp konuşmamız lazım. Elbette istiyoruz ki yaptığımız araştırmalar iyi sonuçlar versin. Fakat pandemi koşullarında neye çıktığını hakikaten bilmiyor. O açıdan spekülasyon yapmayalım Murat. Yok spekülasyon yapmak için söylemiyorum. Yani burada çok açık ve net bir şey var. %92 oranında cevap alma oranı var bu söylediğim soruda. Yani ve telefonla kapıyı açtırabilirsen %60 response rate var. İlk çalmasında telefon açılması var. Ve bu %60'ın da sadece %5'i kaçıyor. %55'lik bir oran. Çok da yüksek bir oran. Çok da net bir şekilde bunu istatistiki şeylere soktuğun zaman significance değerlerine ulaşmaya çalıştığın zaman yani bu anket tüm saha çalışması anlamlı mıdır diye sorduğun zaman anlamlı sonuçlar çıkıyor. Biz de bu eski sistemlerle yapmıyoruz yani. Çok o eskiden kullanılan sistemlerle yapmıyoruz. Murat Sarı son iki dakikaya girdik. Bir toparlama rica edeyim. Yani sonuç olarak bugün yaptığımız şeylerde iki tane blok var. Ya ben merak ettim. Kılıçdaroğlu ve Erdoğan mı diye sorduğunuzda ne cevap alıyor? Ben orada onu merak ettim. O sorunun cevabını merak ettim. Yani bakın soruyorsun cevabını. Çok büyük bir farklılık çıkmıyor. Emin olun. Yani mesela
Erdoğan mı Abdullah Gül mü diye sorduğunuz zaman 72'ye 28 çıkan sonuç, Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diye sorduğunuz zaman 54'e 46 çıkıyor. Erdoğan mı Gül mü diye sorduğunuzda ben yemin ediyorum ben gider kendim Erdoğan'a veririm. Çok açık söyledim. O %72'nin içinde olurum ben de. İşte 72'ye 28. Sonucu nasıl çıkıyor? Yani şimdi bir baktığınız zaman bir, çok güzel Murat söyledi. Bir bak no, niye böyle oluyor? İşte etki bu da, tepki meselesi. Peki Kılıçdaroğlu'yla Sayın Cumhurbaşkanı şu andaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılaştırmasını ya da sorduğunuz soruda sonuç çok yakın birbirine dediniz ama Murat ben abi diyeyim artık çok eskiye tanıştığımız tabii için 2008'den beri tanıştığımız için. Sonuç ne abi? Bize bunu söyleyebilir misin? Ya işte söyledim ya biraz evvel 56 54-46 civarında Erdoğan bir şey çıkıyor. Erdoğan herhalde 54 olan 56. Kılıçdaroğlu mu 56 yani? Yok canım. Recep Tayyip Erdoğan çıkıyor. Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu'nda yani, da %1 artı eksi oynuyor diyor Murat Sarı. Artı 1 eksi yukarı aşağıya 47-53 çıkıyor. 52-52 çıkıyor. Peki halka sorduğunuz zaman ilk gündem maddesi ne çıkıyor Murat abi? İşsizlik. Peki salgın? İkinci gündem maddesi enflasyon. Yani birinci ilk gündem maddesi salgın. İkinci gündem maddesi asgari ücret tim belirlenmesi mesela geçen ayki durum. Üçüncü gündem maddesi aşı programı. Güncele göre değişiyor. Bu tabii bir ay evvelinin şeyini soruyorsunuz. Aşı programı yani bu şekilde gidiyor yani yaşadıklarımız ama bir baktığımız zaman ne bileyim yani siz de konuştunuz başta bir İrfan Fidan'ın ki onu da koyduk gündem maddeleri arasında en sonda çıkıyor İrfan Fidan'ın Anayasa Mahkemesi'ne atanması bu çok fazla vatandaşı ilgilendiren bir konu yokmuş gibi değilmiş gibi gözüküyor ama bir Melih Kulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne atanması 4. sırada çıkıyor. Yani sonuçta vatandaşın ne aldığıyla ilgili bir şey. Ben peki. 2 dakikayı fazlasıyla açtım. Peki. Çok teşekkür ederim. Soracağım varsa cevaplandırabilirim yani. Peki. Soru varsa alabiliriz. Sayın Çarkoğlu sizden de son bir cümle rica edeyim. Bu sonuçlara lütfen şey yapmayın, bel bağlamayın. %46... %56-46 bunların benim kanaatim açıkçası Murat. Bunların herhangi bir anlamı olduğunu düşünmüyorum şu an için. Bu kişilerin birbirleriyle karşılaştırılması dahi olacak bir şey değil. Kaldı ki bu tür oranlar gerçekten hiç bugünün şartlarında elde edilmesi bana gerçekten çok zor geliyor. Ali Hocam, o açıdan... Hocam niye karşılaştırılması bile... Hocam pardon çünkü niye karşılaştırılması... Ya çok açık Kılıçdaroğlu'nun kendisine sorulduğu zaman açık olmayan cevaplar verdi biliyorsunuz. Kendisi elinde imkan vardı. 2018'de kendisi aday olmadı. Bir sonraki seçimde aday olup olmayacağımı nereden biliyorsunuz diye sordu. Olay oldu. Bir hafta onu tartıştık. Yani kampanyası olmayan bir adayın Erdoğan gibi 18 senedir Türkiye siyasetini şekillendirmiş birinin karşısına çıkması peki. Ve ondan sonra da bu kadar yakın oylar alıyor olduğunu söylememiz için hakikaten yani pek bir sebep yok şu an itibariyle. Peki. Hocam siz çok Amerika'dan açtık. Dönüp biraz Türkiye'ye bakarsanız sebepleri bence daha net göreceksiniz diye düşünüyorum. Yani evet. Öyle diyorsunuz ama şu anda Kılıçdaroğlu bu yani bir ana muhalefet partisinin genel başkanı ciddi bir şekilde muhalefet yapan ve halkın sorunlarını ciddi bir anlamda ortaya koyan o da bir lider. Bu anlamıyla illa aday mı olması gerekiyor bu cevabı alabilmek için insanlardan? Yani şey gibi düşünün mesela Ali Hoca ya da işte Murat Hoca siz aday olmayabilirsiniz ama ben soru yöneltiyorum insanlara ve onlar da iki lider arasında tercih yapıyorlar. Hani biraz orada yorumlu bir şey buldum. Beyza Hanım aday olabileceğini düşünüyor musunuz? Aday olduğu zaman İYİ Parti'den Saadet Partisi'nden ve AKP'den memnun olmayan Güneydoğulu Kürt seçmenlerden oy almadığı takdirde
%46'yı bulmasının mümkün olduğunu biliyorsunuz. Şimdi biraz gerçekçi düşünmemiz lazım. Kendisi de bunu söyledi bize. Yani bir isim üzerinde buluşmamız lazım ve Millet İttifakı'nın tümünün oy vereceği bir çok isim olması lazım. Çok açtık, beni uyarıyor. Söyledi. Peki, Sayın Çarkoğlu çok teşekkür ediyorum. Sizlere... Bu mudur, ondan emin değiliz. Peki, Sayın Murat Sarı çok teşekkürler. Feyzi Altun Murat Sarı sormuş olduğu soruyu bugünkü şartlar açısından sorulabilir gayet de çünkü ihtimalleri değerlendirmek lazım şeklinde perspektifini de ortaya koydu. Sayın Çarkoğlu'na da Sayın Murat Sarı'ya da çok teşekkür ediyorum. Renk kattınız açıklamalarınızda. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamların ardından çok özel dosya ve sunumlar ekranlara gelecek. Zirai karantina meselesi, atıklar ne durumda? Buna ilişkin ayrıntılar gelecek ekranlarınıza. PTT gerçekleri gelecek ekranlarınıza. Gıda zamları meselesi gelecek ekranlarınıza. Az süremiz kaldı. O yüzden hemen reklama gidelim. Son bölümü biraz daha uzun tutalım.